Ne bana oluyor? Gönül dendiği zaman benim sinir sistemim oynuyor arkadaşlar. Çünkü ben artık ondan bıktım. Benim yani bir insan bir insana bunu nasıl yapar diye düşünüyorum. Sonra diyorum ki yani vicdansızlık. Gerçekten. Ya hakikaten bir şey diyeceğim, bir tuhaflık vardı zaten. Evet, bir, soracağım. Aynen, bir vicdansızlık ne, ya. Ne soramıyorum. Kayınvalidemin kocamın üzerindeki etkisi, artık ben bıktım. Benim moralim çok neyden bozuk. Neyden bıktın? Çünkü İhsan da artık tamamen annesinin sözünden çıkmıyor. Artık beni de savunmuyor. Bu ortak hesap mevzusu artık beni gerçekten yordu, bunalttı. Sonra İhsan'ı ben aradım. Bu hesap olayı artık dedim kapansın, ben çok yoruldum dedim. İhsan beni sosyal medyadan, WhatsApp'tan, telefondan, her yerden engelledi. Sebebi de Gönül anne. Yok artık evet. Ya. Yok, yani. Bozuk yani. Evet. Şu an o kadar mutlu ki bu olan şeyden. Oğlum beni düşünüyor, artık seni düşünmüyor. Oğlum artık ben elimi aldım falan tarzı konuşmaya başladı. Bu durum beni gerçekten çok üzüyor. Konu ta buralara kadar geldi gerçekten yani. Gerçekten ya. Duydun mu Tuğba'yı Gönül? Ne diyor gene? Neyi mırtlıyor? İhsan Tuğba'yı engellemiş. Oh. Vallahi ben karışmam. Onlar karı koca. Kendileri ama. Ben oğlumla küsken. Niye benim aramı yapmadı da şimdi kendinden bekliyor? Bak. Ben de zaten gerekli açıklamayı sosyal medyamdan da yaptım. Ha, onu da gördüm ben. O, ona mıydı yani? Evet, İhsan'a yaptım onu ben. Ne yaptın? Evet. Ben göremedim. Niye göremedin? Hepiniz de gördünüz. Bir daha hatırlayabilir miyim? Hayır, ya? Hayır, ben görmedim. Bir şeyler yazmıştım, bir bakalım mı ona ya? Bak. Ay. Gönül almasını bilmeyene ömür emanet edilmez. Nokta yazdım, evet. Gönül abla gördü mü acaba bu gördü paylaşımı? Gördü ve mutlu olmuştur onu, görmez mi? Gerçekten yok artık ya, o kadar da değil ya, aranız bozulsun da istemez herhalde yani. Siz tamam. Gönül annemi hiç tanımadığınız için böyle yorumlar yapmanız çok normal. Ne? Ben onu çok iyi tanıyorum. Gelinini üzmek istese bile oğlunun mutsuz olmasını falan da istemez demek herhalde. Demek ki yani. Oğlu da bu durumdan mutlu, hiç sesini çıkarmadı, beni bir güzel engelledi. Bak ne diyor Gönül? Almasını bilmeyene ömür emanet edilmez diyor. Kime söylemiş? Tuğba yazmış. Nokta. Engellemesi evet. Çok kırıcı. Ya bir erkek karısını nasıl engeller ya? Aynen ya. Bak böyle izlediğin gibi engeller. Ben ulaşamazsam kafayı yerim, engellemek ne? Engellemek koca arasında engel olur mu ya? Tabii ki yani olmaz. Gidin Gönül anneme sorun bakalım beni nasıl engellemiş? Aha, geldi. Sen ne yapıyorsun ya? Ne amacın ne senin? Ciddi söylüyorum. O camın önünden çekil. Neden? Senin asla yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Ben yönetmenle de konuşacağım. Yarışmadan çekileceğim. Siz göreceksiniz. Hiç kusura bakma. Sizi birbirinize emanet ediyorum. Ne haliniz varsa hiç kusura bakma. Bak bugün olmazsa yarın. Beni oğlumla aram bozukken niye barıştırmadın? Ya ne diyorsun ya? Seni niye oğlunla barıştırayım ben ya? Ben de seni barıştırmıyorum. Kendi sorununu kendin çöz. Tamam. Beni hiç ırgalamaz. Benim sorunum, ben karı benim sorunum sensin. Sana ben yazacağım. Bekle anneciğim, bekle. Ne yaparsan yap. Bekle. Ben karı koca arasına girmiyorum. Kendi işini kendin çöz. Bana mı sordun? Karı koca arasına giriyor. Bana. Duyuyorsun değil mi Yeşim? Karı koca arasının direkt dibisin ya. Aramızda yatıyor gerçekten. Ama lafa geldim aranıza girmiyorum. Hayır. Neden? Hayır yani. Bu durumdan zevk alıyor. Zevk. Gerçekten ama ben gerekeni yapacağım. Hiç merak etmeyin. Ben bu sorunların hepsini kökten çözeceğim. Nasıl çözeceğim? Yarışmadan da çekileceğim. Bak görürsünüz. Yok artık evet ya. Yeter artık. Ben kimseyle burada uğraşamam. Kimsenin de sevindirme yani. Çocuk da eğleyemem ben burada. 3 kuruş para için kocamla aramı bozdu. Yok ve bu durumdan ya. Gerçekten büyük zevk alarak yaptı. Ya yani bunu... ben dün geceden beri İhsan'a ulaşamıyorum. Ve böyle yapıyor. Bak odada. Ben ulaşamadığımın farkında ya. İkide bir İhsan'ı arayıp. Oğlum, nasılsın? Nefret yapıyor. Oğlum, yemeğini yedin mi? Oğlum, bir şey ihtiyacın var mı? Sen zaten bu hayatta hep yalnızsın. Bak bu imaları yapıyor. Gönül.
Bunların arası bu hale gelen sensin. Ben ne yaptım? Şu ortak hesabı falan kapat Allah rızası için. Yok yani onlar... Ya gelinden olacaksın gelinden. Ya ne işte, ilgisi var ortak hesapla ya. Ya baksana ya. 5 yaşındaki kadın. Hayır be. Hayır ben. Aman. Benim için. Beyhan Hanım sen de nasıl bir akıl veriyorsun? Niye hesap kapatsın? O da oğludur. Beraber kız hesap açmışlar. Kız geliyor. Gelin. Elde gitmez. Nereye gidecek? Hiç gitmez. Hiçbir yere gitmez. Seven bırakıp gitmez. Göz daha veriyor. Nereye gidecek? Anası var babası var. Gitmez. Akşam arayıp oğlunu doldurmuşsun. Yani bu iş mi? Ya doldurma. Niye yapıyorsun bunu? Ben bak duyuyorsun. Ya oğlumla nasılsın oğlum? Yemeğini yedin mi? Ne yapıyorsun diye konuştum. Ne ama onların arası böyleyken bence hiç aramaman lazım. Sormayacaksın. Benim oğlumla aram... Bozukken niye o şey yapmıyor? O senin annen yapma büyük yapmadığı dese nereden biliyor? Barıştırmadı da yeğenin barıştırdı ya sen bak, de. Bak ama yeğeni barıştırmış ama o da Tuğba da o yeğeni sevmediğini söylüyor sana. Sen onun olsun. Onu sevmediğini bile bile hiç ona ben, gitmen de doğru değil. Ben karı koca arasına giremem. Kendileri barışsın. Bence, bence bu hayatından Tuğba'yı çıkartmış. Hayır ya bana ne bence bu hayatından Tuğba'yı ben oğlumu yani ben de artık öyle düşünmeye başladım.